Yine İstanbul'un üç büyükleri ilk yarıyı lider kapatamadı. Takviye bekliyorum, yapması gerekiyor ama bütçe anlamında tam olarak kulübü bilmiyoruz ne durumda. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig transfer özel yayını ile karşınızdayız. TFF 1. Lig'deki ekiplerin son bir haftalık yaptıkları transferleri bu videomuzda Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Bu programımızda hem son bir haftadaki transferleri konuşacağız hem de TFF 1. Lig'de playoff sistemi değişti. Evet, ilk ondan başlayacağız zaten. Yıllardır uygulanan bir sistem vardı biliyorsun. İlk iki direkt çıkıyor. 3-4-5-6, 3-6-4-5 kendi aralarında iç sağ dış sağ playoff'ta rövanşla oynayıp ardından bu eşleşmelerde turu geçen iki takım tarafsız sahada tek maç üzerinden maç yapıp kazanan takım da finali Süper Lig'e çıkan 3. takım oluyordu. Fakat statü değişti playoff'ta TFF 1. Lig'de ki heyecan katacak bir sistem geldi bence. Yedincilerin işin içine girmesi gibi mesela. Ligi 4-5 ve daha doğrusu şöyle, TFF 1. Lig'de bu sezon ligi 3. bitiren takım direkt playoff'lara kalacak. Hatta playoff finaline kalıyor. Playoff'lar değil. Aynen. Direkt playoff finaline kalacak. Evet. Direkt playoff finaline kalacak. Yani Süper Lig için tek maç oynayacak. Aynen öyle. Tarafsız sahada. 3 maç oynamayacak. Doğru. 4. 5. 6. ve 7. sırada bitiren takımlar ise playoff müsabakalarına katılmaya hak kazanacak ve 4. ile 7. 5. ile 6. da tek maç üzerinden oynayacaklar ilk eleme olarak. Eleme turu oynayacaklar. Evet. Maçlar 4. ve 5. sırada bitiren takımların sahasında tek maç olarak oynanacak, onu söyleyelim. Yani ligi üst sırada bitirmekte bir avantaj olacak, onu da söyleyelim. Ve o turu geçen takımlar da, yani aynen, o eşleşmelerde turu geçen takımlar arasında da hangi takımlar ligi üst sırada bitirdiyse ilk maç onların sahasında çift maç olarak oynanılacak sonraki tur. Yani finale kalacak maçlar var ya, yarı final diyelim ona biz. Diyelim ki şimdi 4'te 7, 5'te 6 oynuyor ya şeyde, yarı finalde. Daha doğrusu yarı final demeyelim de ilk tur, çeyrek final diyelim aslında ona normalde. İlk tur diyelim. İlk tur diyelim. Aynen. Diyelim ki 5. takım finale kaldı. Bir de diyelim ki 7. takım kaldı. 5 ile 7. takımlar kaldığı zaman, yani yarı final diyelim biz ona, 5.'nin sahasında başlıyor ilk maç. Çünkü ligi üst sırada bitiren takım olduğu için, aynen, çift maçta ilk maç ligi üst sırada bitiren takımın sahasında çift maç olarak oynayacak. Yani ilk eleme turu tek maç, doğru, ikinci eleme turu çift maç. Bence bu güzel oldu. Finalde tek zaten. Final zaten tek maç. Bakalım, hayırlı olmasını dileyelim. İnşallah. Bence güzel oldu. Keçiören Güce gibi, Bolu Spor gibi, Manisa Futbol Kulübü gibi Denizli takımların Spor da gibi. Ya Denizli'yi ben oraya katmıyorum. Ama Denizli'nin çok iyi bir 11'i var. Tahtası kapalı ya. Denizli Spor'u niye katıyorsun? Dar ama. Şimdi örnek veriyorum sana. Bolu Spor istediği hamle yapabilecek. Manisa istediği hamle yapabilecek devre arasında. Şu anda yapabilecek. İşte atıyorum Keçiören Güce yapabilecek. Denizli'nin tahtası kapalı. Ama şöyle bir durum var. Denizli Spor'un çok iyi bir 14-15 oyunculuk var, kadrosu ama var. Denizli fakat zor oynayamaz. Alternatif olarak sana katılıyorum. İşte o zaten. Ama 7. takımın da işin içine girecek olmasından dolayı Denizli Spor'un da oraya, yani rakiplere tehlike yaratabileceğini düşünüyorum. Fakat özellikle Bolu Spor, senin dediğin gibi Ankara Keçiören Gücü. Onlar zaten gerçekçiler. Bodrum Spor falan oraya aday olur. Yok. Çaykur Rizespor ciddi bir playoff adayı mesela. Çaykur Rize'yi ben şu anda playoff'un üstüne atıyorum zaten. İlk iki transferler gelirse işin değişecek zaten. Bülent Hoca'nın açıklamaları var zaten. Aynen, Çaykur Rizespor'u konuşacağız bu programımızda. Orada değerlendiririz. Göztepe ile başlayacağız. Hı hı. İzmir temsilcisi iki hamle yaptı. 1461 Trabzon FK'dan sol bek Yunus Emre Gedik ve eski oyuncusu, çok tecrübeli bir isim Yasin Öztekin Göztepe'ye geri döndü. Hı hı. Yasin Öztekin Göztepe ile Süper Lig'de biliyorsun forma giymişti. Göztepe, aynen, formasını terletmişti. Son hafta Samsun'daydı. Nasıl buldun bu iki transferi? Bir sol bek, bir de sağ ya da sol açık diyebiliriz Yasin için. Yorumun ne oldu? Vallahi Yunus Emre Gedik çok iyi bir oyuncu. Ümraniyespor'un Trabzon'a gönderdiği zaman da anlayamamıştık bunu göndermesini. Trabzon'da yine çok iyi oynuyordu ve Göztepe'ye tekrardan TFF 1.'ye dönmüş oldu. Tabii. Yunus Emre katkı verecek bir oyuncu. Yasin Öztekin de her ne kadar Samsunsporlu taraftarlar eleştirse de, biz de eleştirsek de, belli noktada takımın en iyisiydi skor anlamında. Yani çift taneli gol attı, asist yaptı, birçok maçı kazandırma noktasında kendisi yaptı. Samsunspor'da onun dışında bir tane katkı veren oyuncu yoktu. Ha, genele vurursan çok ne kadar katkı verdi, ne kadar vermedi, hani yüzde anlamında tabii ki birçok noktada da yaktı. Bu ayrı bir şeydi.
Bakalım Göztepe'deki performansı nasıl olacak? İki oyuncu için de hayırlı olmasını dileyelim. Göztepe çok geç kaldı. Çok. Acilen hızlanması gerekiyor. Peki sence Göztepe kadro oluşturabilir mi? Bakalım. Ne düşünüyorsun? Rize Spor gibi bir anda iyi yabancılar, iyi yerli oyuncular gelirse farklı olabilir yani. Ya bir de Göztepe'de bir sıkıntı var. Mesela Göztepe hazırlık maçı oynuyor. Göztepe taraftarının haberi bile yok. Aynen. Ya kulüp hiçbir konuda bilgilendirmiyordu doğru düzgün. Ben şeyde açtım devredilme noktasında. Şeffaf. Gerçekten ya Göztepe'nin şeffaf olması lazım. Mesela geçen Manisa FK ile hazırlık maçı vardı. Maç bittikten sonra herkesin haberi oldu. Yani maçın oynanacağından bile kimsenin haberi yok. Takım Afyon'a kampa gitti. Yeni transferlere tanıtımı bile yapılmıyor, imza alması. Resimlerden oradan anlıyor taraftarlar. Kim geldi, kim gidiyor. Anker sana açıklama yapıyor. Bu kulübün hedefi ne olacak, ne yapacaklar? İrfan Can Eğribayat'ın bu takımda kesinlikle kalmaması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Ya kesin sıkıntı çıkacak orada. Çok belli. Taraftarlar istemiyor. Yalçın Kayan gene öyle. Aynen. Göztepe tutmaması gereken oyuncuları şu an takımda tutuyor. Ben Göztepe'nin ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Ve şu an 7. takımda playoff'a kalacak ya mesela. Bence Göztepe ilk 7 adayı bile değil. Ya bence de öyle şu an. Bence şu an sıkıntılı. Bence şu an Denizli Spor'un tahtası kapalı olduğu halde kadrosu Göztepe'den daha iyi ben öyle sana söyleyeyim. Öyle zaten adam var Göztepe'de oyuncu yok ki zaten şu anda. Göztepe'de ciddi sıkıntı ben var. Ben sana zaten bunu çok geç kaldılar. 2 hafta önce söyledim Göztepe'ye ben hiçbir şekilde iddia takımı olarak ben de görmüyorum. Dedim. O yüzden hani şu anda sıkıntılı. 22 Temmuz itibariyle bunu söylüyoruz. Transferler gelirse bundan sonra o zaman konuşuruz ama şu an sıkıntılı. Bir de ben Göztepe ile alakalı bir şeyi merak ediyorum. Göztepe hep Manisa FK ile hazırlık maçı oynuyor. Başka takım yok mu? O da garip. Yılda 5-6 kere Manisa ile hazırlık maçı oynuyorlar. Göztepe'nin 2 tane hazırlık maçı oynadığı takım var. 3 tane. Altınordu, Menemen, Manisa. Hadi Altınordu ile Menemen İzmir'deler. Yakın diye yapıyorlar tesislerde de. Göztepe Manisa'dan başka bir takımla hazırlık maçı oynamıyor. Vallahi Türkiye'de başka takım yok mu? Bilmiyorum valla. Göztepe'nin hazırlık maçı ondan oynayacağı. Ondan açıklaması lazım. Göztepe'den yılda 6 kere gelmiyor. Maç yapıyorlar. Geleneksel şenliklere döndü. Hani sürekli aynı takımla maç yapılıyor. Bence Göztepe hiç doğru yolda değil. Acil iyi takviyeler lazım. Bir de Yahoviç takımda kalmak istiyor. Parasını %50 de indirdiğine dair hatta bak. Haber çıktı. Göztepe Yahoviç'i tutmuyor. Taraftarlar Yahoviç'in kalmasını istiyor. Onu tutmuyor Göztepe. İrfan Can'la Yalçın'ı tutuyor. İrfan Can geçen sene Göztepe taraftarını ana avrat sövdü. Evet, olaylar çıktı. Kalmaması ben Göztepe'nin çok yanlış yolda olduğunu düşünüyorum. Sana vallahi ben de öyle zaten. Ben iddialı olarak da görmüyorum çok zaten. Önemli oyuncularını da kaybetti bu takım. Hı-hı. Yerlerini de dolduramadı. Bakalım ne olacak. Türk oyuncu kalmadı piyasada. Ya, Türk oyuncular Sakarya'da, Pendik'te, Eyüp'te, Samsun'da, Bandırma'da. Zaten şu anda bizim Göztepe'yi konuşmamız bile anlamsız. Çünkü daha kulübü satın alacak Anker Semir'e çıkıp açıklama yapmıyor. Plan ne? Plan ne? Ne yapacaklar? Doğran ne? Hiçbir şey yok. Göztepe şu anda belirsiz gibi. İlginç yani. Bakalım. Transfer döneminde başa dediklerimizi yetelim ama Göztepe'de. Bamban'a geçelim. Bandırma Spor'a. Bandırma Spor 2 tane genç oyuncu hamlesi yaptı. Sekou Kamara ile anlaşıldı. Fofana da gönderildi bu arada. Vali Fofana gönderildi. Aynen, beğenilmedi. Evet. Ama Kamara kaldı. Kamara ön libero'da. Alternatif oyuncu olarak yüksek Kamara ihtimal iyi bir oyuncu olacak düşünülüyor zaten diye benim görüşüm. Bir de genç oyuncu Emir Şan Ocak geldi Başakşehir'den. Emir geçen sene Menemen Spor'daydı. Emir bence bu takımda forma şansı bulamaz. Emir'in fiziksel eksikliği çok fazla. Ama belki Bandırma Spor biliyorsun çok iyi bir ortamda ya. Bandırma Spor çok iyi yönetilen de bir kulüp. Emir'i belki toparlayabilirler diye düşünüyorum. Vallahi ben Emir'i aynı Caner Hüseyin Bağ gibi, aynı geçen sene yapılan Süleyman Uluş transferi gibi görüyorum. Yanlış görüyorsun. Yanlış ve katkı ben vermeyeceğini Ben de Emir'in forma bulmasını çok zor görüyorum. Çünkü burada çok kaliteli futbolcular var. Hı-hı. Ama Emir burada toparlanabilir mi onu merak ediyorum. Bakalım. Bandırma Spor hazırlık maçlarına da devam ediyor. Sakarya Spor'u yendiler. Shibangu'nun felaket bir golü var füze gibi. O şey attı yabancı rakip. Şumgayit. Aynen çok aynen. Pardon. Müthiş bir gol attı Isaac Shibanga. Shibangu'nun zaten çok iyi bir transfer olduğunu söylemiştik. Aynen. Bandırma Spor doğru yolda. Ne düşünüyorsun? Bandırma Spor net bir ilk iki adayı. Çok kaliteli Bandırma kadro Bandırma Spor oldu. Zaten şampiyonluk adayı bunu söyledik. Aynen. İyi kadro kuruluyor. İyi çalışılıyor. Kesinlikle. İyi transferler geliyor. Bandırma Spor'a da şunu söyleyeceğim. Gökhan Derbenci ayrıldı. Taraftara büyük bir terbiyesizlik yaptı. Teşekkür etmedi. Yani teşekkür etmedi orada. O Gökhan'ın bileceği iş. Yani yanlış yaptı. O yanlışı da doğruydu. Her zaman söylüyoruz. Tabii çünkü canım. Yani ki Bandırma Spor'da da Gökhan çok yaktı takımı. Bunu çok söyledik. Aynen öyle yani. Açıkçası hayırlısı olsun ne diyelim yani. Bandırma Spor'un hazırlık maçlarında Bandırma Spor'u nasıl buldun? Sakarya maçında ya çok ben biliyorsun hazırlık maçlarında çok şey öyle görmüyorum. Ben lig başladığı zaman da 2-3 haftada, 4 haftada daha net yorumlar yapacağım. Hani nerelerde eksiklik var, hangi oyuncuda nasıl eksiklik var, işte kondisyonu iyi kötü, işte maça konsantresi nasıl bunları da yorumlayacağız. Hazırlık maçlarında sadece şunu göreceğiz, görmemiz gerekiyor yani daha doğrusu. Hoca hangi oyuncuları nerede oynatıyor?
Bunlar önemli. Hangi oyuncular nerede? Çünkü bazı takımlarda sıkıntılar var. Adam sol açık, sol bek oyuncusu, sol açıkta oynuyor. Mesela Caner Cavlu'nun durumundan dolayı geçen Halovnia sol bekte oynadı mecburen. O mecburiyet Sakarya maçında. Ha, normal oynatsa Caner varken derim ki niye oynatıyorsun? Ya. Stoperde oynat. O oyuncunu gör derim. Ama tabii. Orada mecburiyetten. Ama ya şey açıkçası Bandırma Spor'da çok ciddi bir forma rekabeti var. Forma aslanın midesinde. Çok iyi kadro aslında var. Değil. Yani Bandırma Spor'da iki maç üst üste kötü oynayan bir oyuncu bir daha formayı direkt unutabilir. Çünkü evet. Alternatifler çok sağlam. Kesinlikle öyle. Formayı alan oyuncu da bırakmayabilir. Ya Bandırma Spor bu sene iyi kadro kurdu. Müthiş kadro kurdu Bandırma. Ders alıyorlar. O geçen bir de yine sene, büyük para harcamadan kurdular geçen yani. Geçen sene o bizim söylemiş olduğumuz kulübede oyuncu yok. Tabii. Kulübeyi boşaltıyorsunuz. Bu size sıkıntı çıkartacak demiştik daha sezon içinde. Final maçında İstanbul Spor maçında işte sıkıntı çıkarttı. Evet, maalesef. Bu sene ders aldılar ama yine söylüyorum. Geçen sene de iyi başlamışlardı. O kulübeyi bir anda kendilere boşalttı. Oyuncuları gönderdi. Bu sene böyle hatalar yapmasınlar. Yapmamaları lazım. Bakalım. Katılıyorum sana. Şu an bence genişlik olarak Bandırma kadrosu çok iyi bir noktada. Aynen yani. Öyle. Ankara Keçiören Gücü'ne geçelim. Bandırma Spor'a da transfer döneminde başarılar dileyelim. Bandırma Spor'dan daha transfer bekliyor musun? Bir sol bek lazım bence. Olabilir, yapabilir. Caner alternatif. Bakalım. Onun dışında bence tamam yani. Bekliyoruz bakalım. Kendi durumu da çünkü belirleyici olacak. Giderse. Hala ben kendi durumunu bekliyorum çünkü. Peki, tamam. Çünkü geçen de Mustafa Gülsel de açıklama yaptı. Kalacağını düşünüyorum dedi. Hala belli değil yani o durum. İsmail'le görüştüler. Valerian İsmail'le. Aynen. Bakalım. Bakalım hayırlısı. Evet. Ankara Keçiören Gücü'ne geçelim. Keçiören Gücü 2 santrafor transfer etti. Birincisi Boluspor'dan Bekim Balay. Diğeri de Gençler Birliği'nden İlker Karakaş. İlker'in pek forma bulabileceğine inanmıyorum. Gençler Birliği'nde de bulduğu fırsatları hiç kullanamadı. Bekim Balay takımda kaldı mı? Kaldı. Bekim Balaj sence Eze'nin yerini doldurabilir mi? Balaj iyi bir golcü ama ya Eze gibi güçlü değil. Eze çıtayı çok farklı noktaya çekti. Eze gibi patlayıcı değil. Ama belli noktada iyi bir golcü zaten yani Bekim Balaj bence pivot santrafor. Pasif Eze, kalıyor Eze gibi. Eze gibi karşı. Alıp topu süremez. Yok öyle değil Eze zaten. Topu kendi kalesinden alsa, topu Keçiören'den alsa atıyorum. Ankara'dan Sivas'a kadar sürer yani. Eze'de öyle bir güç var. Kayseri'ye Bekim kadar Balaj öyle bir güç yok zaten. Bekim Balaj'a getireceksin, vuruşu tek yapacak. Tek vuruş yapacak he, Bekim Balaj. Aynen öyle bir oyuncu. Ya katkı vereceğini düşünüyorum ama Eze ile kıyaslamaya gerek yok. Eze farklı noktadaydı. Eze çok arşa çıkardı. Evet o yüzden hani yine Keçiören Gücü'nün beklediği noktada katkı yapacak oyuncu. İlker noktasında da ben forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum. Zor görüyorum. Gençler Birliği'nde hiç kullanamadı şanslarını. Evet. Peki Balaj kaç gol atarsa benim için iyidir çift dersin. Tane. Onu geçse yeter mi diyorsun? 11 yeter mesela. 10-11 yeter. Çift tane bulsun yeter diyorum. 15 yaparsa o zaman kaymaklı ekmek kadayıfı. 15-20 arası yapsın. Bu yeni statüde 7. takım playoff'a kalma noktası Keçiören Gücü'ne yarayacak nokta. Tabii şimdi Taner Taşkın Hoca geçen seneki gibi Taner Hoca bu takımı öyle yönetirse iyi. O zaman Keçiören Gücü ciddi bir tehlike tabii. Adayı rakipler için 7. lig için mesela. Aynen o yüzden diyorum zaten. Tabii. Bu değerlendirmesi geçen seneki kadro gibi şu anda gene belli bir şekilde kadro var. Var. İyi giderlerse devre arasında hamle gelirse iş farklı noktaya gider. O Olavoy'un falan da kaldı. İyi oyuncular. Aynen. Yani kayıp da yaşamadılar Eze dışında öyle çok. Cibrilla. Yani Can Yakan, Açka. Muammer Muhammed. Yok şey, orta sahanın göbeğinde Menemen'den gelen aynen. Al Hasan. Bir oyuncu daha vardı. İsmini unuttum. Aynen. Hatta Samsun Spor'a gol attı ya. Uzodinma aynen. Uzodinma gerçi kiralıktı şu kiralıktı. An takımda mı? Kayseri'ye döndü. Uzodinma'nın Kayseri'nin transfer tahtası kapalı ya şu an aynen, göndermedi. Tutabilirler bakalım. Uzodinma gelse müthiş olur. Süper çok olacak. O yüzden olur. Onu bekle hani. Al Hasan, Cibrilla falan bunlar iyi oyuncular kesinlikle. Zaten. Ali Yavuz kolun gitmesi kötü oldu. Adana Demir'e gitti. Kiralıktı zaten. Aynen Ali Yavuz katkı verdi. Seninle aynı görüşeyim. Hamza Gür sürpriz oyuncu olur mu bu sene? Ya, Hamza Gür'e çok güvenmiyorum ben. Peki. Tamamdır. Pasif kalıyor. O sakatlıktan sonra Adana Hatay maçında Hamza geriye gitti. Bakalım. Keçiören Gücü'ne başarılar dileyelim. Keçiören Gücü ciddi bir tehlike adayı playoff'taki takımlar kesinlikle için. Öyle. Ben öyle düşünüyorum. Tuzla Spor'a geçelim. Tuzla Spor 2 tane yabancı hamlesi sizse yaptı. Senin çok iyi tanıdığın bir isim. Polonya Ligi'nden 10 numara Stevan Savic geldi. Benim oyuncuyla alakalı pek bir bilgim yok. Sana hı-hı bırakacağım direkt sözü. Abdullah Sisse geldi bir de. Ben Sisse'yi yanlış transfer olarak görüyorum. Benim şöyle bir düşüncem var. Bence Tuzla Spor küme düşme adaylarından biri. Bunu şundan diyorum. Tuzla Spor ağır bir iddia olmadı mı? Ya şöyle küme düşer demiyorum. Ama bence Tuzla Spor'u zor bir sezon bekliyor. Şundan dolayı bak Ahmet Yazar gitti. Tayfun Aydoğan gitti. Ya önemli oyuncular kaybettiler. Yani baktığında gelen transferlere de sen Adeniyi beğenmiyorsun zaten.
baktığımda. Şeyde çok kötü, Ronaldo Tavares. Ha, onu da beğenmiyorsun. Yani baktığımda Tuzla Spor böyle dişe dokunur bir hamle de yapmadı. Şimdi bakıyorum. Kevin Matai bir oyuncu. İş yapacak. Ona dedin. Şimdi bakıyorum Tuzla Spor'un bir taraftar gücü de yok iç sahada. Takımlar güçleniyor bu ligde. Çok zorlu deplasmanlar var. Mesela Tuzla Spor dolu tribünleri olan deplasmanlarda bu kadroyla ne yapabilir? Erhan Kartal gitti. Ferhat Öztorun gitti. Cefakar Tuzlalar da bir birliktelik paylaşımı yaptılar ama ne kadar etki olacak onu maçlar başladığı ya zaman da görebiliriz. Şimdi atıyorum, sallıyorum, Tuzla Spor'un bu kurduğu kadroyla Samsun deplasmanına gittiğini düşünüyorum. Pendik'e, Eyüp'e, Sakarya'ya, Bandırma'ya. Yani o atmosferlerde bence Tuzla Spor'un çok zor işi. Çünkü kaliteli oyuncularla o zorlu deplasmanları kırabilirsin. Bakalım, ben merakla bekliyorum. Eli ayağı dolanacak tarzı oyuncularla nasıl ayakta duracaksın? Sakarya'ya gidiyorsun 30 bin. Samsun'a gidiyorsun 25-30. Eyüp'e gidiyorsun. Eyüp'ün stadı kapasitesi çok değil ama dolu. Bandırma'ya gidiyorsun 12 bin. Bandırma'ya gidiyorsun, dolu atıyorum. Nasıl duracak bu oyuncular ayakta? Valla bakalım, Tuzla Spor Savic aldı. Öncelikle, çok kan kaybetti Tuzla. Öncelikle ondan başlayayım. Savic iyi bir oyuncu. Visa Karakov'dan geldi. Ortalanın merkezinde, solunda ve sağında oynayabilen bir oyuncu. Joker bir oyuncu o Joker zaman. Joker bir oyuncu. Salzburg geçmişi var. Liefering var. Ki zaten Liefering'in altyapısından Salzburg altyapısına. Zaten Salzburg'un altyapısı Liefering. Salzburg'da şeyin altyapısı Leipzig'in. Leipzig'in aynen. Oradan sırayla çıkıyorlar. Evet, o yüzden hani oralarda da iyi bir eğitim alıp altyapısını yapıp üstünden Lastinsk'e transfer oldu yine Avusturya'da. Sonradan aynen. Da Hırvatistan'da Slaven Belipo'ya geldi. Belipo da hani o Hırvat zaman değil. Belipo zaten yıl olarak 2015'ti. Belipo o zamanlarda çok böyle ligde kalmayı oynayan, işte sıkıntılı süreçler yaşayan bir takımdı ama orada kendisini gösteren oyunculardan birisiydi. Aynen. Hani biz hep diyoruz ya, küme düşme hattındaki takımlarda bile iyi oyuncular var diyoruz ya. Savic de onlardan birisiydi. Ondan sonra zaten Hollanda'ya transfer oldu ve Hollanda'da Roda'da iyi bir performans gösterdiğini ben düşünüyorum. Ama ardından Olimpia'ya transfer oldu, Slovenya Ligi'ne. Daha sonrasında tekrardan zaten onu Polonya Ligi'nde gördük ki Polonya Ligi'ne de biliyorsun 2020'de transfer oldu. 2 yıl oynadıktan sonra İstanbul'a geldi. Türkiye'ye, Tuzla Spor'a geldi. Stefan Savic'in ben katkı yapacağını düşünüyorum. Sisse'yi yanlış görüyorum. Kevin Mata ve Stefan Savic transferi doğru. İki oyuncu da çok katkı verecekler ama tabii ki Tuzla Spor'da yönetim her an her şey yapabildiği için tam sana onu soracağım. Bir anda oyuncu giderse kimse şaşırmasın. Bir de bak, Tuzla Spor Eze'yi de kaybetti. Ezeh de gitti, kiralıktı. Bir de Tuzla Spor'da ilginç bir olay oluyor. Geçen sene çok kaliteli iki tane yabancı geldi. Ricardo Valente ve Marlos Pedersen. Oyuncular bir anda gitti, bizim haberimiz bile yok. Biliyorsun, diyoruz nerede bu oyuncular, açıklama bekliyoruz. Bir bakıyoruz sonradan. Ukrayna'dan mesela oyuncu geldi açık. Kadim Haris. Haris niye tutulmadı? Zaten Ukrayna'da sıkıntı var. Takımına gidecek mi acaba? Ondan ya, Haris gitti ama. Gitti. İdmanlarda şey falan gitti, da yok. Kulakov da gitti. Bak, Tuzla ciddi kan kaybetti. Söyleyeyim ya. Kaybetti yani. De işi ben zor. Şu an Tuzla Spor için düşme adayı falan demem. Peki. Sezonu bir görmem lazım. Yani ben çünkü bu ligde bu sene birçok kaliteli takım kadro kuruyor. Baktığında Tuzla Spor ben düşme adayı derken kesin düşer demiyorum ama bence zor bir sezon bekliyor Tuzla. Geçen sene de son haftalarda yırttı Tuzla. Hı hı. Sıkıntılı ama yani. Playoff'a yakında Tuzla bir ara. Ama bir ara dedi, kümede garip bir son hafta bile ince çizgideydi. İki maç kaybetse düşüyordu, iki maç alsa playoff'a. Çünkü lig zordu. Garipti. Bu sene bu de sene zor de olacak. Zor zaten. Bakalım, bu sene bence geçen seneden beter olacak. Aynen. Çaykur Rize falan. Çok zor bu sene. Ya bu sene çok TFF birincilikten beyaz grup ve birincilik alt liglerde bu sene şey gibi yani. Cadı kazanı gibi. Aynen. Zincirli kuyu mezarlığına döner. Ben sana söyleyeyim yani. Sıkıntı var. Çok sıkıntılı. Bodrum Spor'a geçelim. Geçelim. Bodrum Spor bir hamle yaptı. Musa Can Aktaş. Bunu da zaten konuşmuştuk. Geçen sezon aynı grupta yer aldıkları 1461 Trabzon'un başarılı sol açığı Musa Can Aktaş'la Bodrum Spor sözleşme imzaladı. Zaten Musa Can Aktaş'ı geçen hafta konuştuk ya. Dedik ki Musa Can Aktaş İyi resmen bir oyuncu. Resmen açıklanmadı demiştim. Evet ben. Ama aynen. Hani bu seviyeyi hak etti demiştik ama tek bir noktasını söyledi. Çok fazla sakatlık problemi yaşıyor son dönemde. Hani ona biraz dikkat etmesi lazım. Ya zaten Bodrum Spor'un hedefi ligde kalmak. Başkan açıkladı. Kalıcı olmak aynen. Bu sene kalıcı olup seneye zirveye oynayacak bir kadro yapmak. Bodrum Spor bu sene hani ligde kalacak kadroyu da kuruyor bence. Hı hı. Belli bir malzemesi var. İsmet Hoca için çok büyük bir fırsat var. Ne düşünüyorsun? Bence Bodrum Spor... Dün Denizli ile de bir hazırlık maçı oynadılar. 1-0 kazandılar. Hı hı. Belli bir yapı kurdu. Ya Süleyman Özdamar da kaldı. Ben Bodrum Spor'un zorlu bir rakip olacağını düşünüyorum rakipler için. Vallahi zaten mütevazi bir kadro kuracaklar. Yabancılar gelmedi. Onları bekliyoruz. Yabancıları bekliyoruz biz de. Aynen. Yabancılar bir gelsin zaten, daha net yorumlar yapacağız Bodrum Spor'un. Aynen öyle. Altay'a geçelim. Geçelim. Altay'da bir iç transfer daha oldu. Zeki Yıldırım geldi. Tek imzalanan oydu zaten. Geldi diyorum. Çok pardon. Takımda devam kaldı. Etti.
Zeki tecrübeli bir orta saha oyuncusu. Ceyhun da kaldı orta sahada mesela. Ne düşünüyorsun? Altay forvet hattında ne yapacak? Benim şüphem o. Payişao keşke kalsa. Bamba da hala boşta. Gelebilir diyorlar. Poco kalma ihtimali yüksek diyorlar. Yani gelebilir derken kalma ihtimali yüksek diyorlar. Altay'a bakalım göreceğiz. Şu anda kendi oyuncularını tutuyorlar. Tahta açılacak mı açılmayacak mı? Bonservise dedilen oyuncular var çünkü Rodriguez'den falan. Hani Kazımcan'dan güzel para geldi. 30-50 milyon TL arasında bir şey edildi, bütçe elde edildi. O yüzden bakalım ilerleyen süreçte göreceğiz. Şu anda takımdaki oyuncuların tutulması doğruydu. Poco kalsa çok güzel olur evet, mesela. Poco, Bamba, Payişao. Erik Bjorkender de kaldı. O kaldı, geçen de söyledik zaten. Aynen. Altay eğer Payişao ile Poco'yu tutsa ben Bamba'yı tutabileceklerine inanmıyorum. Bamba yönetim. Ama eski yönetim ağır konuştu. Tabii yönetim işte, değişti. Bunu geçen de bu sene Altay için kurtuluş sezonu gibi. Hani inşallah kalır ligde Altay, kalırsa diğer sene yapılanma yapabilirler. Bakalım Adana Spor'a geçelim. Geçelim. Adana Spor yine iki tane ilginç transferi imza attı maalesef. Hani yani taraftarlar artık var ya sabır çekmekten Adana Spor taraftarları aynen tesbih çekiyorlar artık sabırdan. Hatta bu büyük tesbihler var ya 99'lar, onlardan çekiyorlar yani. Çünkü Adana Spor yönetimi gerçekten taraftarıyla hatta zikir matik çekiyorlar artık böyle. Adana Spor yönetimi gerçekten taraftarıyla dalga geçmeye devam ediyor. İki tane transfer geldi. Biri Burak Çamoğlu. Geçen sene Hatay'da 3 tane maça çıktı. Benim bile halı sahada daha çok maçım var. Her hafta bir maça çıkıyorum en azından. Ayda 4 maç yapıyor. Çıkıyor musun? Aynen, arada yani en azından. Bir de Osmaniye'den Mehmet Sefa geldi orta saha merkeze. En son sizin halı saha maçında kavga çıkmıştı. Maç yarıda kaldı 20. dakikada. Yani gerçekten Adana Spor maddi imkanı olmayan bir kulüp olsa diyeceğim ki haklı. Hani para yok hiç. Böyle oyuncular alıyor, parlatayım, satayım diyor da. Bu sene Celil'den de güzel bir para geldi. Yani ben gelen oyunculara bakıyorum. Adana Spor sanki TFF 1. Lig'de oynadığının farkında değil. Hani sanki TFF 1. Lig'de oynamayacak da bu sene Bal Ligi'ne kadro yapıyor. Ne düşünüyorsun? Valla ben Adana Spor 2. Lig'de beyaz grupta bu grup bu kadroyla şampiyon olamaz. Yabancıları çıkar. Bu yerli oyuncularla olamaz. Olmaz Evren zaten. Korkmaz dışında üst düzey yerli yok takımda. Var mı? Yani şey geldi. Üst düzey yok da. Hasan Hüseyin'le Özcan Aydın üst düzey yerli değil. Değil zaten. Değil. İş yapacağını düşünüyoruz Özcan'ın. Ya yap şöyle. Ama üst düzey değil. Rotasyonda tamam. Sence Evren kalır mı? Belki o da gider, belli olmaz. Şu an Evren bu ligdeki üst takımlarda 11 oynayabilir. Mesela Sakarya, Koyu Evren 11'de oynar. Bandırma'da, Samsun'da hepsinde oynayabilir. Pendik'te. Ama Evren'i çıkar. Ben Adana Spor'un kadrosunda bir tane üst düzey yerli oyuncu göremiyorum zaten. Bir de yabancılardan da Ben Asser kaldı, Roche kaldı. Brans gitti galiba. Brans kaldı. Şey kaldı pardon. Teteh kaldı. Ya yabancıları çıkaralım. İkincilikte biliyorsun yabancı oynatılamıyor o yüzden. Adana Spor bu yerli kadrosuyla ikinci lige gitsin şampiyonluğa oynayamaz. Yok oynayamaz. Ahmet Anköse oynayamaz. Ömer Çak oynayamaz. Olmaz yani. Maalesef Adana Spor ne yap? Ben yönetim anlamıyorum. Yani Adana Spor yönetimi hangi ligde olduğunun ve bu ligin bu sene bu kadar zor olduğunun farkında değil demek ki. Vallahi çok garip geliyor bana da. Yani bir de çok zorlu bir lig var. Geçen sene bile yani geçen seneden bile daha zorlu bir lig var. Geçen sene zor kaldı yani. Geçen sene kefeni 2 hafta kala yırttı. Evet. Bu sene ne yapacak? 4 takım düşecek gene. Vallahi ciddi bir sıkıntı bekliyor. Adana Spor'un transferlerinin hayırlı olmasını biz dileyelim. Transfer sürecinde de başarı dilekleri yani biz hayırlı olmasını diliyoruz da bu transferler pek hayırlı olacak gibi durmuyor. Anormal bir durum olmazsa. Zaten. Adana Spor çok ciddi sıkıntılı bir süreç bekliyor. Maalesef. Mustafa Kaplan da 8. haftaya kadar gönderilir. Ya şimdi şöyle Mustafa Kaplan'ın en iyi bir kadro yapsan da. Ne aynısı gene. Hani zor da. Yani bu kadroyla Adana Spor'a acil santrafor lazım. Her yere lazım ya, her yere. Sadece santrafor değil. Büyük sıkıntı var maalesef. İnşallah Adana Spor bizi yanıltır ne diyeyim İnşallah. Yani. İnşallah biz haksız çıkarız İnşallah. Ama Adana Spor hiç ümit vermiyor. Bolu Spor'a geçelim. Aynen. Bolu Spor bir hamle yaptı resmi olarak. Gökhan Kardeş geldi ama yolda olanlar var. Melih geldi. Yani büyük ihtimalle hani Melih de Doğru. çünkü statta maçı izlediği için söylüyorum. Dün Tuzla maçını izledi. Aynen. Hatta gençlerle falan resim Melih çekildi. Fotoğraf çektiriyordu genç kardeşlerimizle. Gökhan Kardeş bence alternatif stoper olabilir. Çünkü Gökhan Kardeş çok kötü ya. Ciddi sakatlık sıkıntıları yaşayan bir oyuncu. Yani bu transfer olmasaydı olurdu. Çünkü orada Onur Ulaş var zaten. Yani transferler geldi. Koray Baykara mesela iyi stoper. Onur Ulaş da iyi stoper. Onları söyledik zaten. İyi oyuncular. İki stoper de Gökhan'dan daha iyi stoper. Onu söyleyelim. Artur Sobiec yolda. Yamayeko yolda. Guerre yolda genç santrafor Fransa'da. Balde parayı yükseltmiş. O Balde transferi yaptı gibi. Parayı son anda yükseltti. Bir daha bir oyuncu daha vardı. Melih.
Sanki bir tane daha var diye hatırlıyorum ama neyse. Eğer Artur Sobiech gelirse tam nokta transfer. Ya Artur Sobiech çok iyi transfer müthiş zaten. Müthiş. Şey de gelse süper olur Balde ama para yükseltmiş. Son biraz anda sanki zora girdi gibi duruyor. Evet. Bir de bu playoff sisteminde 7. sıradaki takımın playoff'a girme noktası Bolu Spor, Keçiören Gücü gibi takımların şu anki kadro anlamında tamam, bunu söylüyorum. Avantajı oldu. Bolu Spor'un ne yapıp edip bunu kullanması gerekiyor. Eğer Sobiech gelirse, Melih Okutan gelirse Bolu Spor net playoff adayı. Senle konuştuk ya. Ben dedim aramızda zaten da, biliyorsun bunu. Çünkü Sait Hoca'ya ben çok güveniyorum. Sait Hoca iyi bir hoca. Adana Spor'da yaptıklarını biliyoruz. Hı hı. Geçen sene çok kötü durumda aldığı takımı iyi toparladı hoca. Hı hı. Ve Sait Hoca geldikten sonra da Bolu Spor'da iyi bir toparlanma var. Aile ortamı var. Hı hı. Mehmet Zahit kaldı. Gökhan Karadeniz kaldı. Bregu kaldı. Kaldı belli zaten daha. Eğer Gökhan'la zaten Sobiech gelirse Gökhan ve Bregu Sobiech'i çok besler. Aynen öyle. Çok iyi olur. Kayamba gol attı dün. Ne diyorsun? Seni yanıltır mı acaba? Ya ben Kayamba'da görüşüm gene aynı. Bakalım onu sezon içinde göreceğiz. Melih burada iş yapar bence de. Ya Melih, ben zaten onu sana söyledim. Samsun'a transfer olduğu zaman da söyledim. Sen Bolu'da oynayabilirsin. Keçiören Gücü'nde oynayabilirsin. İşte Adana Spor'da oynayabilirsin. Şu anki Adana Spor'un kafa yapısı anlamında söylüyorum. Ama sen Samsun'a gittiğin zaman da, Erzurum Spor'a gittiğin zaman da, kafa takımlar için söylüyorum. O geçen seneden bahsediyorum. İşte şu anki Pendik Eyüp'ten bahsediyorum. Buralar gittin mi oynayamazsın. Bence Samsun Spor'da da bir sıkıntı var. Oraya gelen oyunculara bir şey yok. Yok, hiçbir şey yok yani. Melih ayakta duramıyor. Görmek Bolu uçuyordu Spor resmen. Bolu Spor bu gelen oyuncularla eğer gelirlerse Sobiech falan net playoff adayı. Aynen. Sait Hoca'yla. Zaten söyledim. Bunu ben ilk dün sana söyledim evet zaten. Bakalım ne olacak. İnşallah da gelir bu isimler. İnşallah. Bolu Spor yönetimini de tebrik etmek istiyorum özellikle. Dün oynanan Tuzla Spor hazırlık maçını taraftara açtılar. Evet. Taraftarlarla da bir barışma var. Geçen sene çünkü çok büyük hatalar yapıldı. Taraftarlar soğutuldu. 50 kişi 100 kişi hocanın maça geliyordu. De. Aynen. Sait Hoca'nın gelişiyle inşallah Bolu tribünlerini dolu göreceğiz. Sen de galiba benim gibi hocanın ismini bir anda hatırlayamadın. Yok. Yok hatırladım. Ben Bolu Spor taraftarlarından rica ediyorum gidip stadı doldursunlar. Güzel o. Ya dün Konya maçı vardı. Boş tribünler. Aynen. Bak Konya Spor müthiş bir galibiyet aldı ama tribünler boş olunca mecbur hani deplasmanda olduğu hani gerekçesiyle sıkıcı oluyor. Bak Bolu Spor tribünleri seneye bir 5-6 bin oy. Hatırla içerideki Samsun maçını, stat fulldü. Aynen. Ne güzel o bir ambiyans oldu. İnşallah bu sene de dolar yani. Çok güzel oldu. Vallahi bilmiyorum bakalım. Sen geçen seneki hoca Reha Hoca'yı. Aynen ben yani aklıma gelmedi de o yüzden. Reha Hoca'nın yüzünden ve yönetimin de hatası vardı. Yönetim Reha Hoca'nın kayığına binmişti. Evet. Ama bu sene Savaş Başkan güzel bir açılış yaptı. Hı-hı. Ya Bolu Spor inşallah playoff'a hedefleyen aynen bir takım olur. İnşallah Bolu Spor'da transfer döneminde başarılar dileyelim. Son olarak da Çaykur Rizespor'u konuşacağız. Ligin yeni ekibi. Grahovac transferi var. 23 Haziran'da Bülent Korkmaz Hoca bir açıklama yapmıştı. Ne demişti? Biz eğer bu kadroyla devam edeceksek playoff'a bile kalamayız. Bırak ilk iki. Ama Çaykur Rizespor yönetimi İbrahim Başkan geldikten sonra bir aksiyon aldı. Önemli hamleler de yaptı ve dün Perşembe günü de önemli bir hamle geldi. Rapid Wien'in ön liberosu Sırdyan Grahovac. Boşnak ön libero, 29 yaşında. Önemli bir oyuncu. Yan mevkisi stoper. Çok sıkışırsan stoperde de kullanabiliyorsun. Ama ön libero 6 numara. Evet, asıl yeri orası ve Damjan Djokovic'le de yollar ayrıldı Çaykur Rizespor'da. Onunla alakalı da bir şey öğrendim. Rizespor Djokovic'i çok tutmak istemiş ama oyuncu iyi bir para almış. Sumudika'nın takımına gitti zaten. Arabistan'a gitti. Al-Raya'da ciddi bir para almış. Tutamamışlar o yüzden oyuncuyu. Bence Grahovac nokta bir transfer. Oyuncunun istatistiklerine baktım. Maç kaçırmıyor neredeyse. Ya zaten Grahovac çok disiplinli, çok istikrarlı bir oyuncu. Evet. Geri geliyor, skor katkısı da yapıyor. Ama tabii skor katkısı beklemeyin oyuncudan da. Hani bazı noktalarda çıkar gol atar. Tabii, duran sana katkı falan verir. Aynen. Grahovac çok iyi bir oyuncu. Rize Spor iyi bir kadro kuruyor. Rize Spor böyle devam ederse ilk ikinin yanına doğru gider. Yaklaşır. Tabii. Ama şu an daha görmemiz lazım. Ama daha şu an net bir ilk 7 adayı. Aynen. Şu anda net ilk 7. Kesinlikle. Mesela Rize Spor'u ilk 2 aday olmak istiyorsa kaliteli bir santrafor almalı yabancı. Mesela Balde Bolu'yla anlaşamadı, Rize alabilir, atıyor. Tabii ki. Yahovic gibi, Balde gibi iyi bir golcü alsa Rize Spor ciddi bir ilk 2 aday olmaya gider. Bir de benim Rize Spor yönetimine buradan bir önerim var. Kesinlikle Alper Potuk'la da yollar ayrılmalı. Bence de. Gökhan Gönül'le de. Ya Gökhan Gönül. Gökhan bitik zaten. Ya Gökhan gene Alper gibi takımı bozmuyordu o kadar onun gibi. Ama sakat da neyine güvenecek? Koray Altınay bence as sağ bek olacak. Oynar zaten aynen. Bir de Alper'le kesin yollar ayrılmalı. Alper kafada komple futbolu bitirmiş evet, biz. Evet kesinlikle. Ya takıma hiçbir yararı olmaz. Geçen seneden de mesela Deniz Ümmet falan kaldı. Deniz de bu ligde katkı verebilir. Bakalım ben onu merak ediyorum.
Mia ilk hazırlık maçında 2 gol attı. Mia çok can yakacak. Faruk Mia zaten bir de Hakan Tecimer'in oğlu var. Efe Tecimer. Geçen hazırlık maçında mükemmel oynadı. 10 numara pozisyonu. Çok yetenekli bir oyuncu. Bak Rize Spor hiç genç oyuncuları kullanmıyor. Katkı alamıyor doğru düzgün. Mithat Pala, Eren Karadağ, Efe. Bülent Hoca'nın bu 3 oyuncuyu ben kullanacağını düşünüyorum. Bakalım. Valla ben zaten Faruk Mia transferini çok doğru görüyordum. Torpedo'ya 2 gol attı evet, ilk maçta. Zaten Grohovac da çok katkı verecek. Rize Spor'un transferinin hayırlı olmasını dileyelim. Transfer bak Rize Spor başarısız da olabilir. Mesela futbol, her şey olabilir. Bu hadis değil yani. Ayet değil. Hı-hı. Hani haşa garantisi yok ama hı-hı, atıyorum Rize Spor başarısız olursa ben başkana suç bulmam. Başkan yeni geldi zaten. Ne yaptı başkan? Bir ayda geldi takım kurdu. Göztepe bak. Kaç aydır devredildi, şey oldu, Göztepe takım makım yapamadı. Aynen öyle. Rize Spor'u yeni gözü attı. Emircan da gündemde. Emircan da çok yüksek ihtimal. Bu Ertan Süzgün'ün haberi, kaynak belirtelim, geldi gibi. Hı-hı. Emircan Erzurum'a gidecek gibiydi, olmadı. Rize'ye gelirse Emircan iş yapar. Kesinlikle yapar. 11'de de oynar bence. Rize'ye bence net olarak baba bir golcü lazım. Lazım. Alırlarsa Rize Sisse'yi tutamaz mıydı? Ne düşünüyorsun? Papis'e bitik ya. Yaştan dolayı mı bitti diyorsun? Bitti adam artık yeter ya. Bu ligde oynayamaz mıydı? Yok ya ben güvenmem peki ona. Tamamdır. Pogjan Polo keşke kalsa. Muhteşem olurdu. Ama işte Pogjan Polo kötü Rize'de Süper Lig'de 16 gol attı. Burada 20 yapardı kafa. Çok rahat yapardı. Bence de. Rize Spor'a da diğer tüm takımlara hayırlı da hayırlı olsun diyelim. Transfer döneminde başarı dileklerimizi iletelim. Sakaryaspor'la ilgili bir ekleme yapalım. Sakaryaspor burada konuşmadık ama transfer olmadığı için konuşmuyoruz. Biliyorsunuz aynen, transfer programı. Samsunspor'u 2-1 mağlup etti hazırlık maçında. Kasongo ve Serkan Odabaşoğlu'nun uzaktan attığı felaket bir golle. Kasongo da penaltıdan attı. Aynen. Onları da özellikle tebrik edelim. Zaten transferler olduğu zaman da, lig başladığı zaman da özellikle konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki de. Kesinlikle ağzına sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Tüm takımlara da başarılar dileyelim transfer döneminde. Tüm şehirlere de selamlarımızı aynen yollayalım. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.